Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ramazan falan derken video birkaç haftadır atamadık. Ramazan ayı bir biraz etkiledi normal olarak. Şimdi tekrardan video atmaya arkadaşlar başlıyoruz. Eğitimlerimiz devam edecek tabii ki. Şimdi geçen en son videomda şey atmıştım galiba, şey hatırlıyorum. Serbest kol tekniği alakalı bir şey atmıştım. Şimdi arkadaşlar, serbest kol geliştirici. Zaten iki çeşit serbest kol var. Blok kol ve yüksek dirsek dediğimiz kol çeşitleri var. Tabii bir sürü şey var da onlara sizin bilmenize gerek yok. O yüzden sadece iki tanesini atsanız yeterli. Ben genelde yüksek dirsek atıyorum. Yüksek dirsek nasıl atılıyor arkadaşlar? Şu, yani kolun sudan çıkışı dirsekten itibaren omuzdan öne doğru uzatman demek. Blok kol ise ne demek? Blok kol ise kolunu yine kalçaya kadar suyun içinden çektin. Dümdüz hop uzandı gibi. Arkadaşlar bugün yüksek dirseği, yüksek dirsekten bahsedeceğim bildiğim kadarıyla. Bunu yaparken en temelinde şuna odaklanman gerekiyor. Suyu kalçaya kadar çekip, yani kalçaya kadar çektikten sonra şu pozisyonda çektin. Dirseğini hafifçe kırman lazım. Kırmak. Yani büçmek değil. Yani tam anlamıyla kırmak yapıyorsun ve omuzdan öne doğru uzatman lazım. Bu kadar. Bir de şuradan gösterelim. Kolunu kalçaya kadar çektin. Çektin dümdüz. Hop dirsek ve öne uzat. Yani bir şuradan yüzerek yapmaya çalışayım. Siz de en azından bir yapıldığını görün. Gibi. Bir kez daha göstereyim arkadaşlar. Yani burada ayaklarıyla tempolu vuruyorsun. Dirseğini kolunu kalçaya kadar çekip dirseğini çekip kırıp dirseğini kırıp omuzdan öne doğru uzatman gerekiyor. Tekrardan göstereyim. Evet arkadaşlar, bunu çalışmanın çok yolu var. Şimdi öncelikle size bir tahtayla nasıl çalışacağımı gösterebilirim. Şimdi bunu aldıktan sonra arkadaşlar tahtayı duvar kenarına başlayacağım çalışmaya. Ardından tahtayla beraber yüksek dirsek göstermeye çalışacağım. Uzandıktan sonra bak, bu duvardan tuttum, burada ayaklarımı vuracağım. Şimdi arkadaşlar, bu hareketi yapmak için hareketleri biraz daha köşeli yapmak lazım. Öğrenmek istiyorsan, yani ne bileyim, çekiş şu bir değil, 2, 3 ve uzan. Yani köşeli yaparsan daha rahat şekilde anlayacaksındır ve kafana daha rahat oturacaktır. Tekrardan göstereyim burada. Yani çekiş 1, 2 ve 3. Çekiş 1, 2 ve 3. Şimdi arkadaşlar bunu aynısını tahtayla yapacağız. Yani bunu öğrenme aşamalarında fermuar diliyle, ne bileyim, tahtayla beraber fermuar yaparsın. Veya başka ne yapabilirsin? Şunun aklına gelmedi. Var birkaç tane de, onları size sonra söyleyeceğim. Şimdi tahtayla yapalım bunu. Tekrardan bir de yandan izleyin. Gibi. Şimdi
Arkadaşlar şimdi fermuar demek şu demek. Bir de fermuarı size duvarları göstereyim hafifçe. Fermuar kolum kalçası yanında duruyor. Kafam içeride olabilir veya havada olabilir, fark etmez. Duvarda yapacağım için fark etmez diyorum. Sadece dirseğini, yani fermuarı açıp hop kapayacaksın. Açıp kapayacaksın. Açıp kapayacaksın. Bu kadar. Şunun gibi düşün. Gibi. Ben tam olduğumu bilmiyorum. Tabii şu an kendimi göremediğim için. Yani ben genelde bu stilde yüzmeye çalışıyorum. Hatta bazen bir kolum yüksek dirsek, bir kolum blok koluna gittiği de oluyor. Öyle alışım, sol ve sağa bazen hakim olmak da mümkün olmuyor. Ama dış görünüşte baktığında, dıştan bir göz olarak baktığında yüksek dirsek her zaman daha hoş görünen bir stil olarak söyleyebilirim. Tekrardan gösteririm. Fermuarı. Gibi. Evet arkadaşlar, yüksek dirsek bu şekilde. Öğrenme aşamalarını anlatmaya çalıştım. Eğer siz de farklı şeyler öğrenmek istiyorsanız yorumlar kısmına mutlaka yazın. Evet, kendinize iyi bakın. Haftaya da blok kolu anlatmaya çalışacağım. Haftaya olur, bu hafta da olabilir blok kolu. Ve yan nefese yavaş yavaş arkadaşlar geçeceğiz. Haftaya muhtemelen yan nefes videosu gelecek. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.